Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz mahşerde günahların, sevapların tartılması. Üç şey var ahiret aleminde. En korkulu an. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri evine geliyor. Eşi Ayşe validemizi ağlarken buluyor. Sordu. Ya Ayşe, niye ağlıyorsun diye sordu. Şöyle cevap verdi. Ya Resulallah, ölümü hatırladım, öbür alemi hatırladım da onun için ağlıyorum buyurdu. Bakın muhterem cemaatimiz, Peygamberimiz eşi hanımı Ayşe annemiz korkup ağlıyor. Biz tabii ağlayamıyoruz bizler. Ona Peygamber cevap verdi şu şekilde. Ya Ayşe, o alemde üç yer var ki orada en korkulu an, nefsi nefsi an, üç yer var. Nedir bunlar buyurdu Ayşe validemiz? Biri mahşerde amel defterleri daha verilirken kişilere. Mahşer yerinde toplanacak bütün insanlar, bütün varlıklar, oraya bir bulut gelecek. O buluttan kar yağdı gibi amel defterleri aşağıda inecek, insana verilecek. Kimin iyi ameli varsa onun sağ eline verilecek. Allah korusun, kimin de ameli kötüyse o kimseye de sol eline verilecek. İşte o an, amel defterlerinin verildiği an, herkes tabi heyecanla, doğrultu heyecanlarında öyle bir korku olacak. İkincisi de yine mahşerde mizan kurulup da günahlar, sevaplar tartılmaya başlayınca bütün iş orada. Bütün iş orada. Tabi gözler sanki yuvadan fırlıyorlar. Kalp boğaza tıkanmış. Bir gözüne sevap konuyor, öbür tarafa günahlar konuyor. Üçüncüsü de Sırat Köprüsü'ne gelindiği zaman altı cehennem, cehennem altı infilak ediyor cehennem, ateşin saçıyor etrafına cehennem, üzerinden geçirecek. Bizim inşallah konumuz şu anda mahşerde günahlarımızın, sevapların tartılması konusu. Ara Sûre ayet 8-9'dan okuyorum inşallah. Rahim. Vel vezni yevmezdil hak. Mevlam buyuruyor. Vel vezni vezin, tartma, mizan kurulması o günü haktır, gerçektir, olacaktır Mevla buyuruyor. Bunun için Ehl-i Sünnet ve Cemaat mezhebinde bu da nedir? İnanç itikadının bir bölümü de budur. Yani mahşer gününde amellerimiz orada tartılacak muhteremler. فَمَنْ ثَكُلَتْ مَوَازِينُهُ Kimin orada mizanları ağır gelirse, buradaki mizan mevzunun çoğulu, yani kimin amelleri orada ağır fazla gelirse, mahşer yerinde mizan Türkçemizde terazi anlamına geliyor. Yani mizan ismi alettir. Vezir kökeninden geliyor. Bir tartı alet anlamına geliyor. Şimdi dünyada bile çeşitli tabii terazi mizanlar var. Dünyada bile çeşitli bunları var. Oradaki nasıl mizan olacak? Onun tabii bilemiyor muhteremler. Çünkü o alemin hiçbir şeyi bu dünyaya benzemez. Öyle bir mizan ki, yani terazi ki, onun bir tarafına, sağ gözüne sevaplara konacak, iyi amellere konacak, güzel nurlu şekillerle. Aynı terazinin sol tarafına da günahlar konacak, kötü çirkin şekilde. O kadar büyük ki terazi,
yedi kat gökler konsun, hiç kalır onun yanında muhteremler. Gökler. Yani bütün galaksiler konsun üzerine, yine o terazi dolmuyor orada. Ona mukabil bir zerre koysun, onu da tartabiliyor ama böyle. Böyle bir hassas terazi yani böyle. Kimin orada mizanda sevapları çok gelirse, ağır basarsa, demek ki bütün mesele orada kaynaklanmaktadır. Kimin sevabı çok gelirse, tabi orada sevap kazanamayacağına göre, kim burada oraya sevap götürürse, فَاُولَٰيكِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ İşte onlar, felaha kavuşanlar, onlardır buyuruyor, Allah-u Teala buyuruyor. Ve kim oradan mizanı ağır gelirse, sevabı çok gelirse, ancak felaha kavuşanlar onlardır. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ Kimin de oradan mizanı hafif gelirse, sevabı az gelirse, فَاُولَٰيكَ الْلِزِينَ خَسَيَنْ فُسَهُمْ Onlar da nefislerini hüsrana götürenlerdir. Hasiru enfüsehüm, nefsini zarar ettirenlerdir. Neyi zarar ettiriyor muhteremler? Dünyaya gelen her insan, İslam fıtratı üzerine doğuyor her insan. İslam fıtratı üzerine doğuyor, herkes doğuyor. Bunun için İslam anlatmak kolaydır. Allah'ın varlığı, birliği, bunun yanında ibadetler, abdest almak, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hac yapmak gibi bunlar insanın bunda aslında fıtratında vardır, herkese vardır. O Allah'a kulluk etme yani. Allah'a uzuna dikilme, ona secde etme fıtrata vardır. İşte ne yapıyor insanların bazıları? Doğuştaki sağlığın fıtratını devam ettiriyor insanların bazıları. Haramdan kaçıyor, kul hakkından kaçıyor, içkiden kaçıyor, yalandan kaçıyor, adam öldüremiyor, şunu bunu yapamıyor. İnsan gibi yaşıyor. Hayvansal hayata sürüklenmiyor kişi. Demek ki kimler günaha giriyorsa onlar ne yapıyorlar? İşte bu fıtratlarındır, bozanlar bunlar. Şimdi Mevlam buyuruyor bizlere Enbiya Suresi ayet 47'de bu tartı ilgili olarak Bismillahirrahmanirrahim Venedol mevazinel kısta Mevlam buyuruyor o günü terazi konacak el kısta adalet terazileri olacak böyle. Orada adalet olacak. Diyelim kıyamete kan günü için. Fela tüzdemün nefsün şey'a Orada, gibi nefis orada, zulüm edilmeyecek. Ancak ki adalet ilahi orada tecrübe edecek bu dönemde. Adalet ilahi olacak böylece. Şimdi dünyada tabii her ülkede mutlaka zulüm olur, adaletsizlik olur. Orada hiç kimseye yapmadığı günah suçu yüklenmeyecek. Kimsenin orada sevabı noksanlaştırılmayacak orada. Ve inkâne mizkâle habbeti min hardelin eteynâ biha. Böyle baktığımlar. Ve inkâne mizkâle habbeti min hardelin hardal tanesi ağırlığına kadar bir sihap da olsa oraya mizana konacak. Biliyorsunuz hardal diye bir bitki vardır. Böyle gene sarı çiçek açar. Bunun tohumları vardır. Küçük bir şeydir bunlar böyle. Zerre kadar bir şeydir bunlar. İnsanın yaptığı bir sevap, hayır, tabii şer de buna giriyor. Demek ki hardal tanesinin tohumu kadar bile olsa o da mahşer gününde orada mizana konacak. Bunun için hiçbir sevabı küçümsememek gerekiyor. Yine aynı şey günah da küçümsememek gerekiyor muhtemelen. Tabi inşallah bunu da açıklayalım bu konuları inşallah. Nasıl olacağını bunların da. Yine Mevlam bizlere buyuruyor.
Zilzal suresinde hepsi birlik kısa süredir. Femen yamel zed hayren yere. Femen yamel ki amel ederse mizkale zerretin hayren yere. Bir insan zerre mizkale. Mizkal ağırlık anlamına geliyor. Nedir zerre? Arapçada en küçük varlığa, cisme zerre deniyor. Mesela bugün atom deniyor en küçük maddelere. Atom tabi olabilir. Demek ki bir insanın yaptığı bir hayırlı amel zerre kadar bile olsa hayren yere kişi onun karşılığını görecek. Ayet tabi devam ediyor yine. Yine kişi zerre kadar şer de yaparsa, günah işlerse o da orada onun karşılığını görecek kişi muhteremler. Biliyorsunuz bu dünya nedir? Mezzatül ahire deniyor dünyaya. Bu dünya ahiret aleminin bir tarlası muhteremler. Bir insanın tarlası var ya da kişinin evinin etrafında önünde bir bahçesi var. Bu kişi ne yapar değil mi? Tarlasına eker bir şeyler. Bahçesine çiçek eker, domates eker, şu bunu eker kişi böylece. Saçar. Ne saçıyor kişi yere? Tohum adı, tohum muhteremler. Mesela bamya tohumu, ıspanak tohumu, işte çiçek tohumları nedir bunlar? Küçücük küçük bir şey bunlar böyle. Aslında karma karşı bir şey bunlar. Tohumu anlamayan kişi bakar bunlara, bunlar hepsine benziyorlar. Genelde renkleri koyu renktir, karadır, küçük bir şeylerdir. İnsan toprağa, tarlasına, saksısına ne atıyorsa o çıkıyor. Nasıl çıkıyor ama? Kocaman bitki oluyor muhtemelen efendice. Bitki oluyor efendice. Öyle küçük kalmıyor. Ve bunların biri de kaybolmuyor muhtemelen. Eğer çürürse, tutmasa o gidiyor. Amel de bunun gibi. Yaptığımız amellerimiz de eğer Allah katına kabul edilirse o amel ne kadar küçük bile olsa bizim gözümüzde o amel Allah kabul ederse o da nedir? Tutuyor. Bitki gibi oluyor. Biliyorsunuz bitkilerin de her birinin de bir yeteneği vardır. Mesela bir patlıcan fidesi ekilir, tohum ekilir, domates fidesi ekilir. Bu ağaç kadar büyümez bu. Bir kabak ağacı mesela daha fazla büyür buna büyürler böylece. Ameller de bunun gibi muhtemel. Ameller bunun gibi böylece. Bazı ameller çok büyük olacaklar mahşerde. Yani amellerimiz bakınız dünyada zerre kadar. Nedir zerre? Yani insanın görebildiği en küçük madde. Buna bazı müfessirler şöyle demişler buna. Güneşli havada pencereden, camdan içeri güneş vurduğu yerden bir tozlar görünür, zerreler görünür. Eğer oraya perde çekilsin, güneş vurmasın, görünmezler. Odada aslında tozlar vardır. Tozlar vardır, güneşe görünürler. Bunlar da zerre demişler öncekiler. Demek ki bir insan artık gözümüzün göremeyeceği kadar, aklı ermediği kadar kişi azıcık bir amel bile yaparsa, hayırlı bir şey yaparsa, bu ne olacak? Orada gelecek ama olduğu gibi kalmayacak orada muhteremler. Bir gün Hazreti Ayşe Validemiz elinde otururken ona kadınlar, hanımlar misafir olarak geliyorlar. Tabi ikram misafirlere bu da sünnettir. Bakıyor Ayşe Validemiz evinde onlara ne ikram edenlerden evine bakıyor. O gün için evinde bir salkım üzüm varmış evinde. Yani bütün heşvarlığı bu o gün işte evinde orada. Peygamber evinde. Ayşe Validemiz ne yapıyor? Bir salkım üzümü ortaya koyuyor misafirler hanımlara. Buyurun diyor. Onlar bir iki alıp konuşurlarken kapıya bir çok fakir biri geliyor kapıya. O da kadınmış ama aşırı fakir biri.
bitkin bir halde kapıya geliyor. Tabi Ayşe'nin çıkıyor ev sahibi olarak. Kim bakıyor onu görünce, ya Ayşe, çok bitkinim, karnım gayet aç, kaç bir şey yemedim. Varsa bir şey bana verir misin? Tabi varsa vereceğini biliyor. İçeri girdi Ayşe'nin, şöyle yine tekrar bir hatıran baktı baktı. Evinde ne bir hurma var, ne bir lokma kuru arpa ekmeği evinde var. Hiçbir şey kendine başı yok ama. Bütün o anda serveti bir salak özenmiş. Onu da misafirin ne koydum, ikram etti onlara. Şimdi geldik misafirlere, eğer izin verirseniz, kapıda çok fakir biri var, buradan bir tek tane üzüm koparayım, bunu ona vereyim. Onu izin alayım onlara, onlara verdi şimdi bunu. Aman Ayşe hepsini ver, olmaz. Ben bunu ikram ettim bunları, eğer izin verirseniz tek bir tane koparacağım. Peki tabi buyur dediler. Bir tane üzüm kopardı, gitti o fakire verdi. O da ağzına aldı onu, hemen yutmadan böyle. Böyle sakız gibi böyle çiğneye ağaçları gidermeye çalışıyor tabi. İşte dedi ki kadınlar Ayşe annemize, ya Ayşe, bir tek tane üzüm verdim fakire, bu da bir sadaka sahabine geçer mi? Bu da hayır olur mu acaba? Dediler, sordular. Şöyle buyurdu. Siz Kur'an okumuyor musunuz? Allah ne buyuruyor böyle buyurdu? Zerre miskale bir şey oraya gelecek. Halbuki bir tek üzüm de kaç bin zerre var ona buyuruyor muhtemelen. Zerre var burada böylece. Demek ki bakınız değil mi? Allah katında bir şey Allah için verilirse, Allah ondan razı olursa, tabii parayla olsun, zikrullah olsun, namazı olsun, Kur'an'da olsun, bir selam olsun, ne olsa olsun, kişi ne yaparsa, bir insan ne yaparsa, yeter ki Allah için yapılsın, Allah ona kabul etti mi, mahşere gelecek, nasıl gelecek ama, o gibi kalmıyor. Bize Mevlam buyuruyor, Enam ayet 110'da, bu ümmete Muhammed'e özel bir şey burada muhtemelen bakınız, ne müjde var böylece. Buyurun Mevlamı. Men câbil haseneti. Bir insan o mahşere bir hasene gelebilse, iyilikte gelebilse. Hasene ibadettir. İbadeti bedensel olur, sözlü olur tabi, parası olur böyle. Hasene bunu derler böyle. Sözlük olarak hasene güzel bir şey anlamına geliyor. Bir insan Allah'tan razı olduğu bir şeyle oraya gelebilse, yapmışsa. Felehu, o kimseye vardır, aşru emthaliha, en aşağı 10 katıyla başlayalım muhtemelenler. Birebir yok İslam'da. Bu bizim için bir avantaj mahşerde muhtemelen. Birebir yok. Bu tabana ama. En aşağı 10 katıyla. Bir insan 1 lira verdi, 10 lira vermiş gibi sevap alıyor. Bir kişi 2 rekat namaz kıldı, en aşağı 20 rekat yine geçmekten böyle. Bir kişi bir Fatih okudu, en aşağı 10 defa okumuş gibi sevap alıyor. Ve günahlar ne olacak? Onu da Mevlam buyuruyor. Ve men câhâ bis seyyiyeti, bir insan bir günahla oraya gelirse, ferayüz illâ mislâh. Günahlar ancak misliyle oluyor. Onlar çoğalmıyor. Günahlar birebir. Kişi bir günah işlemişse, o günah aynı günah olarak geliyor. O günah orada katlanmıyor, büyümüyor, büyütülmüyor böylece. Yapılan ameller ise en aşağı 10 katıyla başlıyor. Peki 10 katının daha fazla çıkmıyor mu acaba ameller acaba? Daha yok mu daha yukarısı acaba? Var muhteremler, Mevlam Kur'an'da buyuruyor, Bakara ayet 261'de. Bismillahirrahmanirrahim. Meselezin fükûne envâlehum fî sebîlillâh. Bakınız. Allah yolundan malını verenlerin misal örneği Mevlam şöyledir buyuruyor bakınız. Fî sebîlillâh. Allah yolunda Allah rızası için. Bir insan Allah'ın için kişi
gerek para olarak mesela bir şey vermişse, kişi ne yapmışsa, Allah yolunu yapmışsa, kemeseli habbetin bir habbeye benzer, taneye. Hubat anlamı geliyor. Yani bu da tanesine benziyor. Embetet seba sena bile. Bir kişi ne yaptı? Tarlasına, bahçesine bir tek tane attı. Buğday tane attı kişiye tek. Yere gömdük yani. Ekildi tek. Bu ne yapıyor? Embetet bitirdi. Seba sena bile bir tane sümbül verdi, başak verdi. Fikülü sümbül ettin miyeti habbe. Her başında 100 tane tane var. Ne oldu? Etti 700 bakınlar baktı. 700 muhtemelen bakınız. Yani önce aklımıza bu şey geliyor, karmaşa geliyor baştan. Yani ameller nasıl katlanıyor çoğu dertten böylece. Aslında her şeyin dünyada açık bir örneği var işte muhtemelen. Açık örneği var. Mesela Mısır da böyle. O da bir Habib-i Batır o da. Kişi ne yapıyor yere? Bir tek mısır, tek mısır atlıyorsun yere. Tuttum Allah'ın izniyle, kabul olduğunu tuttum mu? Kaç tane somak ve muhtemelen. Her bir 100 tane oluyor icabında. Bir de sadakayı cariye deniyor. Sadakayı cariye var bir de. Nedir sadakayı cariye? Devamlı olan bir sadaka. Yani kişi ölürse bile arkadan gelen bir sadaka vardır. Bu da neye benzer? Bunlar da meyve ağacına benziyor muhtemelen. Bir erik çekirdeğe bakın değil mi? Bir şeftali çekirdeği, bir kiraz çekirdeği, incir çekirdeği yere atıldı, tuttu mu? Allah kabul etti bunu. Ne oluyor ondan? Bakın bir çekirdek, çekirdek alt tarafı. Tuttu mu ne oluyor? Ondan bir ağaç oluyor. Ağaç alıyor. 100-200 değil de binlerce meyve veriyor bakın. Hem de sürekli her yıl veriyor. Her yıl veriyor böylece. Böyle. İşte amelde bunu gibi Mevlam buyuruyor. Bir kişi yer demek ki bir habbe attık yere, tane attık ne oldu? Burada buğday örnek veriliyor. Gidip başak verdi. Her başak 100 tane var. Ne oldu? 700 tane oldu. Allah dilerse Allah-u Teala benim çoğaltır beni. Yıldız efili men yeşâ. Allah dilerse bunlar çoğaltıyor muhtemelen böylece. Demek ki yaptığımız ibadetler ne kadar ihlaslı olsa, samimi olsa, candan olsa, içlikli olsa o kadar çoğaltıyor muhtemelen. Tarla bunun gibi tarlada. Tarla fazla bakılmasa değil mi? İnsan bazen ektiğini alamaz. Tohumu yazık oluyor bazen bile. O bile ziyan olduğuna bağlanan böyle şey. Ağaç da böyle. Ağaç da bakılmasa, budanmasa, şey olmasa, bu olmasa o da ekin vermiyor böylece. Demek ki ibadetlerimize de çok ama özen göstermemiz gerekli muhteremler. Ki mahşere geldiğimiz zamanlar insana konunca inşallah orada çok 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 büyüsün muhteremler böyle. Demek ki mahşerde mizan kurulacak. Bu da Ehl-i Sünnet mezhebinde bir inanç meselesidir. Mevlam Kur'an'da böyle buyuruyor. O güne mizan kurulması, tartı ayetinin kurulması Allah katına kurulacaktır. Hak'tır muhteremler. Cebrail Aleyhisselam onun başına bekleyecek. Şimdi nasıl oraya konacak bu sevaplar? Ona gelelim muhteremler. İnsan yani kişinin adı çağrıldı, mizana davet edildi kişi, mizan başında. Tabii o anda heyecan doruğuta mıydı? Doruğuta. Bütün iş orada bitecek burada böyle. Kişi orada. Şimdi başlıyor kişinin önce ilk soru imanından. İmanı var ondan sonra beş vakit namazdan sorgulama başlıyor muhtemelen bak. İllaki namaz, illaki namaz muhteremler.
Efendim işte ahlakı çok iyi de, eli açık da, şu da iyi, tamam güzel, hepsi güzel. Ama namaz nedir? Namaz dinin direği muhteremler. Ve âlimler şöyle buyuruyorlar, bu şu anlama geliyor diyorlar, din bütünüyle bir bedense, bunun başı namaz muhteremler. İman da bunu ruh diyorlar, ruh. Bir beden ne kadar genç olsa, güzel olsa, ne olsa olsun, eğer bedende ruh olmadı mı, adı cenaze reçesi olur muhteremler. Bunun için iman olmayan kişi de ne olsa olsun, imansız kişi ölü hükmü Allah katında. İman bedenin ruhu. Bedenin başı nedir? Namazdır başı. Namazdır. Bir beden kolsuz yaşar mı? Yaşar. Tabi zahmet olur biraz ama insanın bir parmağı bile arızalansa, kişi onu bantlasa, o takılır bir şey yapar. Tek parmak bile. Yani parmak yerine duruyor. O parmak sargı içerisinde insan biraz zahmet verir. Bir parmak bile böyle şey. Hele insan kolu olmadı mı tabi, o kadar zor muhtemelen. Ama insan gene yaşar ama. Ama baş olmadı mı yaşamak muhtemelen. Demek ki dinimizde, dinimizin bütünü bir beden, ruhu iman, bunun başı nedir? Namaz muhtemelen. Bunun için öncelikle mahşerde, beş vakit namazdan orada sorgulama başlayacak. İmam-ı Azam Hazretleri'nin çok talebeleri vardı. Bunların biri de İmam Muhammed'dir. Bu henüz daha çocuk yaşında ona talep oldu. Daha çocuk yaşındaydı. Talep oldu ona. Talebeye devam ederken bir gece yatsı namazını camide kılmış, cemaatle kılmış. Evine gidiyor. Henüz daha ama buluğa ermemiş daha. Buluğa ermemiş henüz daha. Yatsı namazını cemaatle kılmış. Evine gidiyor. Biraz Kur'an-ı Kerim okuyor. Biraz derslerine falan bakıyor. Yatıyor, uyuyor. Rüya görüyor. Rüyasında ihtilam olduğunu rüyasından görüyor. Hemen tabi uyanıyor. Talebe, İmam-ı Azam'ın talebesi tabi. Boş olmaz ya, öyle bir talebe tabi. Durumunu da biliyor. Hemen banyoya gidiyor. Yıkanıyor. İlk olarak gusül abdesti almış oluyor. Farz olarak, ilk olarak. İhtilam olduğunu biliyor tabi. Abdest almış, o abdestiyle abdest namazını kılıyor, konuk ederken sabah ezanı olmuş. Meşride cemaate gidiyor, İmam-ı Azam meşride gidiyor. Namazdan sonra oturuyorlar sohbete, ders halkı oturuyorlar şimdi cemaat orada. Bu tabi çocukluktan artık ergünlüğe geçmiş o sabah, o gece geçmiş durumda. Aklına geliyor bunu, çocuğun aklına geliyor şimdi. Ben yatsı namazımı kıldım ama, cemaate kıldım ama o zaman daha buluğa ermemiştim. Bana namaz farz değil o zamanlar. Kıldığı namaz nafile idi. Nafile, Arapça fazlalık anlamına geliyor. Üzerine boş değil ama fazlalık anlamına geliyor. O namazı kıldım ben, o zaman bana nafile idi namaz. Ama henüz yatsı vakti geçmeden, yatsı vakti kimse aklına kadar. Henüz yatsı vakti geçmeden ihtilam olduğum yatsı namazın bana acaba farz oldu mu? Tabi oldu. Peki yatsıyı kıldım ama o nafileydi. Acaba kıldım nafile yatsı namazı bu farzını geçer mi acaba diyor. Kendi kendine bir kuşka düşüyor. Tabi çözemiyor bunu. Kolay. Karşısında daha iyi namazım var. Üstadım benim bir arzu halim var. Buyur yavrum. Hocam durum böyle böyle. Yatsı namazını kıldım cemaat ile ama o anda ben de daha böyle ermemiştim. Gece böyle durum mu oldu? Şimdi ne yapayım? Bak muhtemelen şunu gördü. Yavrum kalk kalk. Dersen kalk. Git yatsı namazını çabuk kaza et. Yatsı namazını kaza et böyle muhtemelen. Bakın muhtemelen. İşte maaşla önce hesap namazdan başlayacak. İlk böyle ermeden tabi kızlar da kadınlık halini görünce bilermiş oluyor onlar da.
Hemen namazdan başlıyor. İşte sabah namazını kıldın mı kulum? Kılmışsa ne olacak? Ne kadar o namazı güzel kılmışsa, yavaş kılmışsa, güzel okumuşsa, rükû secdesini güzel güzel yapmışsa, o kadar namazın sevabı büyüyor, 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 büyüyor muhteremler. Edinin direği namaz değil mi ya? Mesela bir Sübhanallah demenin, bir Allah demenin cilicalıyor, bu kadar büyük sevabı var. Namazda ne var? Namazda, hepsi namazda bunların var ama ya, hepsi var namazda. Allah Ekber diye namaza başlamadı. Sübhaneke, ham, tesbih, tehlil, tevhid, bunlar var böyle. Fatiha okunuyor namazda, namazda zam-ı sure okunuyor, rüke gidiliyor, rükü tesbih yapılıyor. Ya namazda bu kadar ibadetlerin türü, en ufak çeşitleri var namazda. Her bir ayrı bir özellikleri var. Bir de namazdaki ibadetlerin sevabı daha da katlaşıyor bunlar, çoğalıyor bunlar. Yani emin olun muhteremler, İnşallah mahşer günü namazın sevabını görünce bakınız, biz bir arada şaşırız. Hayran kalabileceğim. Bu kadar büyük sevap var. Böyle. Bir farz namazı, iki kez farzın sevabı bu kadar konacak. Işte. Konacak. Tabi sünnetin sevabı ayrı. Namazın salatı küsü okunuyor. Onun sevabı ayrı. Tesbihler çekiliyor. Onun sevabı ayrı mıdır? Fatiha deniyor. Onun sevabı ayrı. Hep ayrı bunların sevabı bunlar da. Bunlar mizana koyacaklar bunlar böyle işe. Tabi öğlen iki namazı devam ediyor. Eğer kişi arada kılmamışsa ne olacak? O da Allah korusun bir defa terazinin günah bölümüne konacak muhteremdir. O da ama çok ama çok büyük olacak muhteremde. Çok büyük olacak. O da oraya konacak. İşte öncelikle inşallah ne yapmamız gerekiyor? Aman namazımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Yani kıldığımız namazlarımızı öyle bir borç öder gibi böyle baştan savma yapmayan bunları inşallah. Bunları özünde yapılan bunları bir de yine inşallah kazamı kılmada çalışalım muhteremler. Bunun dışında oruç gibi, zekat gibi farzı yerine getirdikten sonra da sünnetler yerine geliyor. Vacipler var, adaplar var, nafile var. Demek ki dünyada bir kişi bahçesine, bağına, tarlasına ne tür tohum atarsa hepsi çıkıyor muhtemelen. Mesela kişinin bir bahçesi var, büyükçe bahçesi var evin önünde değil mi? Ne yapıyor? Biraz fasulye ekiyor, biraz patlıcan, bamya, domates, salatalık, biber, şunu bunu yapıyor, çiçekli yapıyor, yapıyor. Kişi bakıyor şöyle olduğu zamanlar, şimdi gönlünü açtım tamam. O rengarenk çiçekler, renkleri, kokuları, o sebzeler fasulye olmuş, sallanıyor sırık üzerinde, domatesler kızarmış da, biber parçası olmuşlar. İşte nedir bunun aslında bunlar? Biraz tohum, biraz zerre bunlar muhtemelen. Ama tuttu mu, yani Allah kabul etti bunları, güzel oluyor böylece. Aynı şekilde inşallah mahşede bunlar da bir zana konacak muhteremler. Bir kişi mesela yolda giderken biraz selam verdi değil mi? Niyetimiz öyle bir yani bir geçiştirme değil de sünnettir diye böyle ibadet diye diye selam verirsek en aşağı bakınız 10 sevap alıyor. Hasır alıyor bundan böyle. Kısa bir şey bakınız. Esselamu aleyküm. Selam verdik. Bir insan birine karşılaştığı yolda araları biraz soğuk araları biraz. Yani pek onu işlemiyor kendisiyle. Onu şöyle görmemize gelse mi dedi kendi kendine. Ama karşılığı Müslüman kişi böylece. Ne yaptı kişi? Nefsini açtı, şeytanı yendi, ona selam verdi. Bunun selamı en az 100 kat fazla çoğalıyor muhtemelen böylece. Müslüman barışmış oluyor böylece. Bize biri selam verdi. Ne yapacağız? Ve aleyküm selam baktı. Selam veren sevap alıyor, alan sevap alıyor. Bir onunla karşılaştık, selam verdik, bir de musafa ettik. Tuttuk el musafa ettik bu şekilde böylece. O anda ne oluyor o anda? Zaten anda günahlar dökülüyor muhtemelen. Dökülüyor böylece. Onun sevabı ayrı geliyor. Komşumuz hasta, haber aldık. Akrabamız hasta, haber aldık.
Ona gitti, geçmiş sonra gitti kendisine. Hasta ziyaretinin sevabı ayı muhtemelen verecek. Kişi abdest alıyor. Abdestin sevabı ayrı muhtemelen. Bir insan abdestini aldı, mesela camiye, cemaate gidecek. Evine çıktığı anda her adamına bir hasene, onun sevabı muhtemelen. Bir de günah bak siliniyor böyle şey. Mesela bir camiye geldik, bir din sohbetine geldik, Allah için toplandık orada. Otururken orada, her an sahnemizde bu da sevap yazılıyor bak muhtemelen, yazılıyor efendim. Yani gerçekten o kadar çok sevaplar var ki muhteremler, o kadar sevaplar var ki bir bunun çoğunun farkında bile değiliz. Mesela bir gece diş ağrısı tuttu bizi gece. Dişimiz ağrımaya başladı, uykuda uyandık. Dişimiz ağrıyor ama. Tabii yatamıyoruz, uyuyamıyoruz. Uyuyamıyor bu şekilde. Eğer o anda kızmasak, sabredersek ne oluyor? Diş ağrıdığı sürece o sevap bize bak yazılır muhtemelen efendim. Yazılır muhtemelen der. İşte inşallah Teala o güne eriştiğimiz zaman, mizan başına geldiğimiz zaman bakacağız tabi önce iman nasıl olun? İman tamam herhalde. Ruh var herhalde. Can var. Tamam. Namaz sahibi geliyor böylece. Şimdi mesela derim ki bir camide namaz kılınmış. 100 kişi cemaat kılmışlar. Aynı imama uymuşlar. Aynı namazı kılmışlar. Aynı zaman içinde namaz kılmışlar. Ama sevapları hepsinden farklı muhtemelen. Ama sevapları farklı muhtemelen. Kimi daha canlı, daha istekli olmuş, kendi imama vermiş, kıraat vermiş kendisini, dinlemiş bunları, daha farklı olmuş muhtemelen. İşte mahşerinde adı cemaatim bu şekilde. Kişi ne yapmışsa, ne yapmışsa böyle şey. Mesela evden çıktık da, baktık ki sokakta, mahallede bir yerde bir çöp var, efendim biri şişe atmış, bir şey atmış da, bir demir parçası, taş parçası var da, bir buna ayağını çarpabilir, araba buna sürtebilir, lastik bunu fırlatabilir. Kişi ne yapsa, bu bir Müslümana zarar vermesi alıp onu kenara koysun, hemen sahibi bak yazılır muhterem, yazılır bence. Hatta bak, hatta muhteremler öyle olacak ki mahşer gününde mizan başına geldik. Amel defteri olan sahiplar belli bunlar. Melek bunları gördü, yazıyor melek bunları yazıyor böyle. Yazılmış bunlar da konuyu. Bakıyor, bakacağız ki şimdi orada sevap yetersiz. Yani ağır basmadı sevap, günaha geçmedi sevaplar. İhtiyaç var daha sevaba, daha yetmiyor sevapta. Kurtaramıyor kendimizi. Kul ümitsiz şimdi orada. İki zabani bekliyor mizan başında. Dağ gibi zabani. Canavar, merhametsiz. Allah mı yaratmış onları? Ondan suçuyor onların da. Ondan görev o. İki zabani bekliyor. Cehennem infilak ateşini saçıyor mahşerde. Cehennem infak ediyor, ateşini saçıyor, nefsi nefsi, kul titriyor, titriyor bu şekilde, yok sevap yok, artık ümitsiz, yanacağım diye kahroluyor. Buraya ki Rabbim, kulum, senin daha sevabın var kulumda, senin sevabın var kulum, onlar melekler bilmiyorlardı, sen unuttun, bilmiyorsun, farkın değilsin. Ne bu ya Rabbi, niyet ettin sen, şu işi yapmaya, ama niyet etti ama, bir engel çıktı, yapamadın. Niyet ettin ama niyetin sevabı koyun bakalım. Niyetin sevabı bire bir muhteremler. Yaparsa en aşağı 10 katı başlıyor. Mesela şu örnek verelim. Bir evde hanım olsun, erkek olsun mesela. Niyet etti ki yatsı namazını kıldı da bir yatsın okuyayım bu akşam dedi mesela. Niyet etti bunu, okuyacak ama niyeti var. O anda misafir geldi. Onunla meşhur oldu, okuyamadı. Ama ne dedi? Okumaya, yatsı okumaya. Okuyacak engel olmasaydı, bak muhteremler. O kişi, o yatsını okumuş gibi, ama birebir burada, mahşerde, mizana bunun sevabı konacak bak muhteremler. Kişi yattığı yerden,
Aklına Mekke, Medine geliyor. Bakıyor ki ömreye gidiyor, hacca gidiyorlar insanlar. Ah ya Rabbi, ben de gitsem oraya. Ama parası yok, imkanları yok. Ama isteği var, canı istiyor bu şekilde. Ah gidebilsem. Yani o anda imkanları el verse gidecek ama niyeti sahih, gerçek niyeti var. Onun hesabı bak koyacak muhteremler böyle. Koyacak muhteremler. Hazreti Ömer'in zamanında ordu Medine'ye giderken bir yere bir dereden geçiliyor. Sudan geçilmesi gerekiyor. Orada bulunan bir Müslüman da kalbinden geçiriyor. Dönüşte inşallah sağ dönersem bu cihattan, sağ dönersem diye buraya bir köprü yaptıracağım ben diye böyle. Küçük dereymiş. Elhamdülillah cihadını yapıyor Allah katında, görevini yapıyor, sağ dönüyor. Fakat dünyaya bir girip bakıyor ki oraya başladığı köprü yaptırmış oraya ama. Çok üzülüyor, eyvah. Hasan şöyle buyuruyor, ben peygamber duydum diyor, mümin niyeti amelinden hayırlıdır buyuruyor. Hangi amelden? Köprü yapan münafık muhtemelen bakınız. Onun amelinden mümin niyeti hayırlı buyuruyor. Yani bu yaptıramadı ama yapmış gibi bir kasabını alıyor bak muhtemelen bu şekilde efendim. Elhamdülillah Rabbim rahmetlere bunlar aziz cemaatimiz. Yine yetmiyor, bitmiyor daha bunlar da. İnsan bazen rüyasında ibadet eder rüyasında. İbadette daha da tatlı olur ibadetler ama. Kişi rüyasında namaz kılar. Abdest alır rüyasında, bir camiye gider, bir cemaate gider. Hatta bilmediği başka bir camiye, cemaatlere gider, Kabe'ye gider kişi. Ya kendi yata kişi namaz kılıyor rüyasında. Rüya bu ya namaz kılıyor böyle şey. Onun da sevabı mahşede mizana bak konacak muhteremler. Onun sevabı konacak efendim. Kişi rüyasında hacca gitti, rüyasında. Kabe'ye tavaf ediyor rüyasında. Arafat'ta vakfeye duruyor rüyasında. Onun da sevabı konacak mı? Konacak muhteremler. Kişi rüyasında Kur'an okuyor. Hele hafızı çalışanlar. Onlar daha çok yapmalara buna bence. Bütün devamlı okul okuduğu için rüyasında yine hafıza çalışır rüyasında böyle. Gene okur. Onun da sevabı mahşerde mizana bak, konacak muhterem bakın. Rüyada olanlar bile mahşer mezarına bunlar konacak muhtemelen bu şekilde. Elhamdülillah Rabbimizin bize bu rahmetidir. Şimdi gelelim inşallah muhtemelen cemaatimiz. El-Kariye suresinde biliyorsunuz bu konu yine geçiyor orada. Oradan kısa bir toplayalım bu konuyu inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Mevlam buyuruyor. Bir insanımıza ağır gelirse Kara Suresi'nde fevü ve fî'in şeddir râldiye yani bu sana açıklamamız inşallah kimin mahşerde sevabı ağır geldi. Gerçekten muhteremler en büyük bayram o anda işte muhteremler. Yani kişi artık gözüyle gördü ki bize gördü ki sevapları ağır geldi, günahına geçti, sevapları ağır geldi orada. Kişi bunu artık gözüyle gördü. En büyük bayram budur efendim. Mevlam buyuruyor, kimimizin ağır gelirse o kişi fi'in şeddir râlduye. Artık ondan sonra bu kişi razı olduğu yaşama kavuşuyor. Tamam artık razıyım, tamam ya Rabbi diyecek. Ama dünyada bu mümkün değil muhtemelen dünyada böylece. Bir insan dünyada belirli makamlara gelebilir, mal sebe sahibi olabilir, kişi çok şeylere kişi başarabilir ama hayatından yine insan tatmin olamaz muhtemelenler. Evet kişi birden yükselir, makam mevkiye gelir, para yönden kazanılır, serveti olur, şunu bunu alır kişi. Ama başka yerden mutlaka bir sıkıntısı insanın vardır. O anda çocuğunda rahatsızdır, eşi rahatsızdır, kendi rahatsızdır, işte bir sıkıntısı vardır, bir düşmanı vardır.
Yani hiçbir şey olmasa, mesela kişi yazlık evi var, yazlık. Deniz kıyısından diyelim, ya da yaylada yazlık evi var kişinin. Hava güzel, yattı oraya. Bir sivrisinek gelir, huzuruna kaçırır orada. Bir sivrisinek böylece. Artık yorulmuş gibi tam dalacak, kulağın dibine gelip vız 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 vız, bir de gürültü yapar. Hem kana emmez böylece. Ay bakalım, ay bakalım onu kovarsın, boğarsın, şu bu. Yine geri, yine gelir. Uyku kaçırmakta baktı. Yani dünyada insan razı olduğu hayatı dünyada bulamıyor muhtemelen böyle. Mutlaka bir yerden, bir yerden bir sıkıntı gelir. İmtihan gelir muhtemelen. Sonra ne var bu dünyada? Ölüm var değil mi ya bak. İnsan ne istiyor? Bak Mevlam buyuruyor. فَهُوَ فِي عِنْشَةِ رَاضُيَهُ Kişi razı olduğu yaşayışta. Bir insan nasıl yaşam istiyor? Nasıl hayat istiyor insan? Ancak bu cennette. Neden cennette? Önce orada ölüm yok cennette. İnsan ölmek istemiyor. Öyle kişi var ki gençten çok koşar, çok çalışır, çabalar. Orta yaşlı bunu böyle geçer böyle. Muazzam koşar, çalışır, çabalar, çalışır, çabalar. Bir düzen kurar. Artık biraz bakar, düzene bakar ki güzel bir düzen kurdu böyle. Güzel bir şey kurdum böyle der. Ama yaşlanırken yaşlanır muhteremler. Ne demek yaşlanmak? Bel bükülür, kulak ağır işitir, gözden görüşü azalır. Dizinin dermanı gider muhteremler. Hastalıklara başlar bu şekilde böyle. Yaşlanır. Ölümden de işaretler gelmeye başlar. Tam düzeni kurdu. Rahat edeyim biraz dedi. Ama istediğini yemez ki ama işini bak muhteremler. Fakirken alamıyordu. İmkanları yoktu. Şimdi her imkanları var. Ama istediğini yemiyor ama gene. Şunun canı istiyor. İmkanları alma imkanları var. Yiyemiyor ama neden? Doktor izin vermiyor ki ya. Tuz yasak, sakın ha. Şeker yasak, şu yasak. Katı yağlar yasak, tereyağı yasak, et yasak, şu yasak. Neyse bu adam ya, bu kadar çalışmıyor adam, sahip olmuş kişi. Olmadı. Demek ki, yani dünyada insan ne kadar çalış çabalasa, kişi burada o yaşamı bulamıyor. Çünkü dünyada yaşlanmak var muhtemelen. Hastalanmak var ve ölüm var, ölüm var. Ne istiyor insan? Ölümsüz yaşam hayatı istiyor insan. Ölüm olmasın. Kişi hasta olmasın, insan devamlı zinde olsun, huzurlu olsun kişi, yaşlanmasın kişi, genç olsun devamlı. Sonra kış da olmasın, öyle kar tipi de olmasın, ama çok sıcak da olmasın, gece de olmasın, uyku da olmasın, şişe olmasın. Ancak bunlar cennete muhtemelenler. Yani dünyada insan sevdiği bir yemeği yapmak için bile ne kadar zahmet çekip bir sevdiği yemeği yapmak için bile hele hamur işleriyse böyle bakla makla böyle şunlar bunlar ise bunların önce bir alması var. Ununu, yağını, şusunu, busunu alması var. Bunlara yoğur, hamurunu yap, tutmadı, kıvamını buldu, bulamadı. Bunun pişirmesi var, şusu busu var. Bunun yemesi var, biraz kaçırdı fazla, sıkıntı yapıp sindirmesi var bunun. Bir de bulaşığı da var muhtemelen. Bulaşamaz. El yıkaması bulaşıkları var böylece. Ama cennette her şey orada doğal, her şey orada hazır muhtemelen. Cennette ölüm yok önce bela. Cennette devamlı gençlik, 30 yaşı ama, olgunluk yaşı yani böyle. Erkekte, kadında. Aynı yaş olacaklar, hep 30 yaş görünümünde, o yaşı görünümünde. Aradan milyar yıl geçecek, hep aynı yaşta, 30 yaşında böyle. Aynı boyda, aynı ende, herkes de devamlı sürekli huzurda. Sinek yok mu tamamında? Mikrop yok. Cennette gece yok. Cennette zaman saymak yok. Cennette tuvalet derdi yok, tuvalet yok cennette. Yeme içme var. Ama kilo almak yok cennette. Orada tuvalet çıkmıyor cennette. Ne oldu yediğin içtiğin?
böyle görünmeyen bir gaz şeklinde beden dışı çıkıyor bunlar böyle. Aslında su kaybediyor insan yazın bazen, beden su kaybediyor, ter değil ama böyle. Görünmeyen, rengisiz, kokusuz, tatsız gaz şeklinde çıkıyor bunlar buradan böyle. Cennette her şey doğal. Kişi ne isterse anında önüne geliyor. Cennette çarşı yok, pazar yok, ekmek pişmek yok muhteremler. Mesela ağaca baktı da o kadar muazzam bir ağaç. Büyük mü? Büyük ağaç. Canı şu an meyveyi istedi. Merdiven lazım diyor muhterem bak. Ağaca tırmanmaya gerek yok. Ağacın dalı uzanacak, kişi bunu kopacak muhterem. Kopacak böylece. İşte Mevlam buyuruyor muhteremler. Kimin mahşerde, mizanda sevapları ağır gelirse o kişi artık ondan sonra onun yeri cennet olacak. Orada ne yapacak kişi? Artık istediği yaşamı orada olacak muhterem. Olacak Mevlam buyuracak. Kulu veşrebu heniyen bima kuntum te'amelun. Mevlam olacak muhterem. Onu bulacak kişi. Demek ki ne gerekiyor azı cemaatimiz sonuç olarak oraya inşallah çok ama çok çok oraya sevap götürmeye çalışalım muhteremler. Çalışalım. Sevap kazanmak da kolay aslında muhteremler. Kolay muhteremler. Hep namazı değil tabi. Beş vakit namazın dışında hep namazı kolay. İş yapmayayım ben. İş yapalım muhteremler. İş yapalım muhteremler. Ama iş yaparken müzik dinlemeliyim de Allah değil. O farkı muhteremler. O fark konuştum tane ya. Şimdi abiye gidiyorum yani işine giderken de açıyor müziği, işlerinde yine müzik dinliyor tane abi, değil mi? Eski ne yapıyor eski Müslüman kardeşlerimiz, değil mi? Sabahtan öküz arabasına koşuyor, arabasına biniyor, namaz kıldıktan sonra giderken tarlaya araba giderken ne yapıyor? La ilahe illallah diye tarlaya gidiyor tane ya. Tohum saçıyor değil mi öyle? Ne diyor? Allah. Allah. Tohum saçı muhteremler böylece. Bir Eylullah'ın birisi muhteremler tarlasına tohum saçıyormuş. Tohum saçıyormuş. Bir misafiri geliyor buna tabi bırakıyor tohum saçmasını misafirini karşıma giderken diyor ki orada bulunan yakınları hocam diyorlar Eylullah lütfen tohum bize ver de bu vazife iş kalmasın bir tohum saçalım. Olmaz, veremem diye. Neden veremez efendim? Belki o anda konuşur, gafil olursunuz da gaflet onu ekersiniz. Eğer bir tohum yere gaflet atılırsa onu yiyen de gafil olur bunu tamam bak. Onu yiyen de gafil olur diye muhteremler. Az cemaatimiz. Şimdiki hasta muhteremler. Herkes hasta muhteremler. Çünkü hasta muhteremler. Herkes hasta böyle böyle. Yani bir insan bir araştırmaya hastaneye gitti mi neler kişi buluyorlar böylece böyle. Bakın önce muhteremler ekilen tohumlar gaflet ekiliyor, gaflet ekiliyor böylece. Sabahımızı kılıp bakayım, arabasına biniyor muhteremler ta tarlaya kadar ne yapıyor değil mi? La ilahe illallah diye gidiyor muhteremler. Tohum atıyor. Allah, Allah diye atıyor muhteremler böylece. Onu biçerken de yine böyle Allah, Allah diye kişi muhterem şey böyle. Yoğuran kadın onu Allah diye yoruyor muhteremler. Bahattin Hazretleri Naşman tarikinden pir muhteremler bir eve kendini davet etmişler ziyafete. Yeme davet etmiş kendisini. Oturuyor sofraya. Tabi o zaman tek tasla ortaya konuyor. Ortaya çorba konuyor. Tabi efendim buyurun ev sahibi israr ediyor. Buyurun efendim buyurun efendim. Ben bu çorbayı yiyemeyeceğim, kusura bakmayınız. Efendim başka bir şey getirelim. Yok diyor, siz buyurun yiyin. Yiyemeyeceğim. Neden yiyeyim efendim? İsrar ediyorlar. Hanım, ev hanımı diyor, çorbayı yaparken, pişirirken diyor, çok onda sinirliymiş diyor. Öfkeyle bunu, gazap yapmış bunu diyor. Onu yersen benim ruhumatime zarar verdi muhteremler. Bak azı cemaatim böylece. İşte muhteremler bakın böyle. Yani hayatımız yine olsa aslında ibadete geçerek bu şekilde böylece. Kim böyle an buyuruyor? Ellezine o gerçek mümin der ki yezkurunallâhe Allah zikrederler bakanlar. Allah'ı unutamazlar. Hangi hallerde? Kıyamen
ve kuruden ve ala cunubim bak. Üç halde de böyle. Ayaktayken de. Ayakta dikilip bakıyoruz. Araba bekliyoruz. İşimiz ayakta. Yürüyoruz. Gidiyoruz giderken de Allah zikir muhtemelen böyle. Bak para istemiyor. Tesbih de istemiyor. Acaba kaçtı ne oldu? Sana bana ne? Meleğin görevi o. Yastı ne işte o meleğin? Bak abdest istemiyor. Böyle. Abdest ol ben. Allah Allah. Ve kuuden oturduğu yerde de hem iş yapıyoruz hem Allah'a zikir muhtemelen böylece. İsteyen tabi Sübhanallah bir hamdihi der. İsteyen elhamı okur, ilaç kerifi okur. Yani elden geldiği kadar bakın muhteremler o aleme biraz daha çok sevap götürmeye çalışalım. Orada kendimiz seviniriz muhteremler bu şekilde. Efendim işte Allah için namaz kılacağız. Evet, niyet Allah için olacak ama muhteremler, gerçekten namazın sevabı yine kişinin kendine dönüyor ama ya bak. Ya. Oruç tutuyoruz mesela, aç duruyoruz. Niçin? Allah razı olsun, oruç tuttum efendim. Ya, mübarek insan, evet Allah emretti için tuttuk ama sevabı kime? Kendimize gene muhteremler, mizana koyacak ya bak. Secde mi ettik Allah için? Ama sahabe yine bize dönüyor. Ne demek muhterem bu şekilde efendice. Yani ne kadar yapabilirsek, tabi bu arada işte hasta ziyareti, akraba ziyareti, böyle selam vermek, iki kişi mesela dargınlar. Bunlara barışmak için konuş her kelime, bu bakın zikir oluyor, ibadet oluyor muhterem efendice. Hep onun ibadet oluyor bunlar da. Demek ki ne kadar çok oraya sevap götürebilirsek, o kadar çabuk o kadar işimiz görülecek muhterem. Hemen sahtada konunca, üstüne konunca pat diye bastı tabi. Kocaman dağlar gibi, gökler, garajları gibi sahtada yıldı buraya böyle işe. Kim seyredecek? Yapan seyredecek muhtemelen. Tabi bu arada ne gerekiyor bir de? Günahları da hiç olmazsa azaltalım. Mesela birkaç kişi, bir araya geldi birkaç kişi. İşte onunla konuşuyor. Ne oluyor? Gıybet oluyor muhtemelen. Bak, gıybet oluyor muhtemelen. Ne gerek var bunlara ki ya? Ne gerek var bunlara muhtemelen? Boş boşuna günah girmek bunlar böyle. Yolda giderken mesela günümüzde tabii hele yazın yaz mevsimi gelmede ne yazık ki bazı Müslüman olan hanımlar kızlarımız açık geziyorlar muhtemelen. İşte kapanır inşallah. Ne gerekiyor şimdi? Onların kapanması onlara gerekiyor. Erkeğin onlara bakmaması gerekiyor muhtemelen. Bir insan yolda giderken tabii yazın kış olsun giderken baktık mesela bir hanım, kız kadın böyle açıkça karşıdan gördük. Ne gerekiyor? Eğer o anda gözümüz kapanıp kapıya bilsek muhtemelen bakın. Önümüze bakabilsek, başarıya bilsek, o anda kişiye bir farz sevabı işleniyor. Bak yazın muhtemelen böyle. İnsan bunun farkına değil. Farkına değil muhtemelen. Hele böyle kalabalık yerleşim bölgelerine giderken, yani insan ya da bu konuya dikkat etse, bir erkek dikkat etse bu konulara değil mi böyle? Karşıdan gördü, ilk görürsen günah yazılmıyor. Karşıdan gözüne bir girişti böylece. Başımı çevirdim. Görmeyeyim diye. Hemen sevap yazıldı böyle. Neden? Haramı terk farz oluyor. Buna bir farz sevabı var muhtemelen. Farz, bir ömrü sevabına üstün yani bu. Ömrü sürdürüyor muhtemelen. Bu sevabı da bu şekilde. Kişi mesela 50 tane kıza, kadına bakmak için başını çevirdi, şunu bunu yaptıysa o anda kişi bunun farkına değil ama mahşere bunun hesabı gelecek muhtemelen. Demek ki aziz cemaatimiz inşallah Teala hepimiz tabi hep beraber inşallah Teala günahdan kaçalım muhtemelen. İnşallah buraya sevdirmeye çalışalım. Allah bize yardım etsin. Lillahi Teala Fatiha.